Hikayemiz 1990 yıllarından sonra başladı. Sıfırlardan başladık. Çok çok sıfırlardan. Sonra ilk önceleri kendi firmamızı ortak olarak kurduk. Onu bir 20 yıl devam ettim. Sonra 15 yıl önce Ekru Perde firmasını imalatı kurdum. Zebra perde, stor perde, dikey perde bunlar üzerine imalat devam ediyoruz. Nakış Metal ailesi bizim bu dönem içerisinde diyebilirim ki hiç değişmediğimiz tek kişidir. Bazı şeyler değişti ama o değişmez bizim için. Her konuda kalitesinden, ondan sonra bizlere karşı davranışlarından, çalışanlarından, ondan sonra ürün kalitesi zaten çok çok önemli. Bu bizim için yani Ali Bey'in özel bir yeri var bizim yanımızda. Biz de onun yanında kendimizi özel hissediyoruz zaten. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Sektörümün birbirinden değerli insanları, İzmir'den, İzmir Bornova'dan merhabalar. Evet, bir Nakış Metal Dostları isimli programımızda buluşmak çok güzel, bize keyif veriyor ve bu programımızın 6.sını gerçekleştiriyoruz. Neredeyiz? Elbette İzmir'de, İzmir'in seçkin firmalarından biri olan Ekru Perde Sistemlerindeyiz. Yani bir Nakış Metal Dostundayız. Efendim, Nakış Metal Dostlarını tanıyacağız biraz sonra. Bizden ayrılmayın, izninizi rica ediyorum. Efendim, merhabalar. Merhabalar. İbrahim abicim, sevgili büyüğümüz Ali Çok Yaşar'ın ve sevgili oğlu Mehmet Çok Yaşar'ın selamlarını getirdim. Aleyküm selamlar. Çok çok sevindirdiler bizi. Her zaman zaten sürprizler yapan insanlar bizlere karşı. Teşekkür ediyorum. Aleykümselam diyorum. Hoş geldiniz. Evet, biz de size teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi bize ayırdınız. Hemen efendim konuya girmek istiyorum. Ve diyorum ki, İbrahim Kuru kimdir? Tabii sevgili kızı Aydan Kuru Karatay'ı da tanıyacağız. Biz aslında Ekru Perde Sistemlerini tanımaya geldik. Klasik sorumu yine soruyorum. Hikayeniz nerede, nasıl, ne zaman başladı? Dinlemeye hazırız. Hikayemiz işte 1990 yıllarından sonra başladı. Ufak tefek dışarıdaki işlerden, çok sıfırlardan
başladık. Çok çok sıfırlardan. Sonra ilk önceleri kendi firmamızı ortak olarak kurduk. Onu bir 20 yıl devam ettirdim. Sonra 15 yıl önce Ekru Perde firmasını imalatı kurdum. İmalat olarak Zebra Perde, Stor Perde, Dikey Perde bunlar üzerine imalat devam ediyoruz. İzmir'de tanınmış birçok firmalara çalıştığımız gibi Türkiye genelinde her ilde birkaç bayimiz, ilçede böyle yani bayilerimiz var. Bayiler aracılığıyla da Türkiye'nin her tarafına satış yapıyoruz. Yaklaşık 5 yıl önce de Ekru Perde firmamıza ait bir de kızım Aydan Kuru olarak da yanıma geldikten sonra aile firması olarak daha devam ediyoruz. Sutra markasını patente alarak bunu daha geliştirerek işte e-ticaret yoluyla Aydan takip ediyor bunu. Sutra matkasıyla Stor Perde, Zebra Perde, fonluk kumaş, tül kumaş, dikey perde bunları üretim ve kendimiz toptan satış yapıyoruz. Böylelikle bir firmamız var. 30 yıllık bir firmayız diyebilirim. Ne mutlu size. Sağ olun. Ne mutlu size. Yani bizim anladığımız kadarıyla bir aile firmasısınız. Evet. Bu çatının altında tül ve fonluk kumaş toptancılığı ve tüm mekanik perde imalatı mevcut. Aynı zamanda Aydan Hanım'ın girişimleriyle yani e-ticaret, online satış sistemi üzerinden ev tekstili grubuna aynen da el attınız. Tabii. Doğru özetledim değil mi efendim? Çok doğru. Doğru çok anladık doğru sizi söyledim. Ve Sutra'yı Türkiye'nin her yerinde tanıtmaya başladınız. Aynen, çok teşekkür ederim. Sizlerle gurur duyuyoruz. Tıpkı Nakış Metal ailesinin aynı şekilde zaten duyduğu gibi. Biz de Nakış Metal ailesi bizim bu dönem içerisinde diyebilirim ki hiç değişmediğimiz tek kişidir. Yani devamlı Nakış Metal'in yani en çok yani bazı şeyler değişti ama o değişmez bizim için. Yani kesinlikle artık her konuda kalitesinden ondan sonra bizlere karşı davranışlarından, çalışanlarından, ondan sonra ürün kalitesi zaten çok çok önemli. Bu bizim için yani Ali Bey'in özel bir yeri var bizim yanımızda. Yani biz de onun yanında kendimizi özel hissediyoruz zaten. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Hiçbir zaman bizi eksik yaşatmadı. Çok krizli günler atlattık. Mesela pandemi döneminde olsun, ondan sonraki krizler olsun, bu sıkıntılı dönemlerde bizlere hiçbir zaman hiçbir şekilde desteğini eksik etmedi. Yani çok teşekkür ediyorum bu konuda. Yani bütün bu dolar artışı, affedersiniz ürün fiyatlarının artışları hiçbir şekilde bizlerle bu konularda hiçbir şeyler yansıtmamıştır. Her zaman desteğini olmuştur yansın. Kısacası evet, ticaretin dışında siz dost artık mu? Dost olmuşsunuz. Aynen. Programımızın isminden de anlaşıldı. Yani bizim için çok özel. Nakış Metal'le büyük bir aileyiz diyorum ben. Değerli sektör mensupları, hangi kapıya gittiysem Nakış Metal için övgü dolu sözlerle karşılaştım. Ve bir sektör mensubu olarak ben de Nakış Metal adına çok gururlandım. Türkiye'nin en büyük perde profil üreticisinden bahsediyoruz. Evet, sadece Türkiye'de değil, dünyada da yer bulmuş, dünyada da pazar ağı oluşturmuş bir Nakış Profil ailesi karşımızda. Ve o güzel ailenin güzel dostlarını tanımaktan büyük keyif alıyoruz. Evet, Aydan Hanım. Bu çatı altına geldiniz. Babanıza neler kattınız? Ne gibi değişiklikler oldu? Önce sizi tanıyalım. Arkasından da ev tekstili konusunu şöyle bir masaya yatıralım. Tabii. Aydan Kuru Karatay ben. Yaklaşık 5 yıl önce Sutra markasını kurduk. Ekru Perde'nin bünyesinde. 5 yıldır da online satış üzerine birazcık pandemi zamanına denk gelmişti bizim markamızı kuruşumuz. Biraz zorunlu aslında online evrildi ama bizim için daha iyi oldu. Online olarak genelde Instagram, kendi e-ticaret sitemiz, işte online pazar yerleri üzerinden satışlarımız devam ediyor. Şu an için gayet iyi gidiyor. Yavaş yavaş ilerletmeye de devam ediyoruz. Kendi ürettiğimiz ürünler, direkt kendimizin ürettiği ürünler de mevcut. Güzel giden bir süreç içindeyiz. Yani şu çıkıyor ortaya. Sektörümüz evrildi. O kadar evrildi ki yeni yollara analiz oldu. Sektör bakın e-ticaretle yani online satış sistemiyle
Türk ev tekstili çok başarılı oldu bu konuda. Biz artık bu sistemle dünya üzerinden birçok coğrafyaya ürün bile satabiliyoruz. Yani kendini aşmış bir sektörün mensuplarıyız. Evet. Bunun için sordum, bu firmaya ne kattınız geldikten sonra diye. Ben şöyle düşünüyorum, İbrahim abimin tecrübesiyle sizin yeni fikirleriniz bir araya gelince güzel bir sutra markasını doğurmuş otomatikle. Tabii entegre oldu birbirine birazcık ve ihracat süreçlerimiz biraz daha başladı. Sutra markasıyla birlikte ihracata başladık ev tekstili gruplarında. Hani babamın yıllarca var olan tecrübesi, arkadaşlarımla bir araya geldiğimizde onların bana kattığı şeylerle birlikte bunları da harmanlayarak kendi gençlik enerjimle güzel bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum ortaya 5 yıldır. Neler var ev tekstilinin içerisinde? Yani eve yönelik aklınıza gelebilecek birçok grubumuz var. Yatak örtüsü setleri, nevresim takımları, çarşaf setleri, bebek ürünleri gibi birçok farklı ürün grubumuz var. Daha da arttırmaya çalışıyoruz ürün gamımızı. İbrahim abicim, belli ki tül ve fonluk deyince birçok kalem ürün aklımıza geliyor. Bugün burada saymaya kalksak sabahı ederiz. Tabii. Ama biz onun yerine isterseniz perde sistemleri konusunda, Sutra markasında neler var bunlar üzerinde konuşalım. Mesela bir katalog görüyorum, o nedir? Bu bizim plise. Alalım mı İbrahim abi, kahvemizi içelim. Tabii, şöyle. Bana göstermeyin efendim, seyircimize gösterin ki yararlansınlar. Burada plise perdede kaç renk var İbrahim abi? Burada 4 ayrı başlıktaki ürünlerimiz var. Blackout kısımlarımız, düz geçirgen kısımlarımız, artı tam karartma kısımlarımız var. Buna göre evlerde kullanılabilecek cam balkonda en uygun şekilde ışık hassasiyetine uygun kumaşlarımız var. Evet. Hemen ondan sonra kataloğa geçelim. Stor perdemiz var. Kendi imalatımız olan. Zaten bizim aslında imalatımızın en büyük kısmı stor perde ve zebra perdedir. Yakından kameraya tutalım İbrahim abi. Şöyle. Burada kaç tane renk ya da işte varyant var? Yani tül ve güneşlik grubu ve bir blackout ve arkası sıvama keten gruplarımız olarak 200'e yakın stor perdede çeşidimiz var. Screen gruplarımız var ayrıca. Screen perde. Onlar da Ege'de çok yaygın. Güneş kırıcı anlamına geliyor. Yani içeriden dışarısını görebildiğimiz, dışarıdan içerisini göstermeyen iş yerleri için, evlerin balkonlarında, artı yazlıklarda, yani manzarayı seyretmek fakat güneşi kırmak için ihtiyacı olan yerde screen perde. Onu da çok satıyoruz burada. Evet. Screen perdeler iç mekanlara tabii da dahil oldu. Tabii. Peki İbrahim abi, hemen aklıma şu soru geliyor. 200'ün üzerinde bir kartela satı ve stok ne durumda? Stoklarımız şu anda iki ayrı depom var. Yani stoklarım, yani benim en büyük şeyim herhalde stok yapmak. Çünkü stoksuz yakalansaydık bu krizlerin içerisinde çok zorun olurdu. Ben stok yapmayı seviyorum. Şimdi şu bütün her şeyimiz stoklarda diyebilirim yani. Çünkü eski ticaret erbabısınız. Tabii, aynen. Ondan sonra zebra perdelerimiz var. Sutra markasıyla şöyle göstereyim. Şöyle şu şekilde. Evet. Burada da daha modern grupları çalışıyoruz. Kaldıralım. Burada kaç varyant var hatırlıyor musunuz? Burada yaklaşık zebra konusunda çok çeşidimiz var. 400'e yakın çeşidimiz var. Şu anda bu varyantta en son 120-130 tanesi burada var. Diğerleri diğer varyantlarda bu şekilde peki olmuş oluyor. Bir soru daha sormak istiyorum. Evet. Bu kadar perdeli kumaş profil ister. Tabii ki. O da nakış metal diyor. Gösterelim o zaman. Bize sağ olsun öyle bir şekilde hazırlık yapmışlar ki nakış metal. Yani gerçekten ihtiyacımız olan her şeyi bir kitapçık halinde şöyle sunmuş. Yani bizler bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman oradan herhangi bir şekilde bir sayfadan ürünlerimizi şöyle bakıp çok rahatlıkla anlaşılır şekilde teknik çizimleri yapılmış, ölçülendirmeleri yapılmış ve renklendirilmeleri, her şeyleri çok orijinal bir şekilde bizlere sadece buradan nakış metale buradan kodlarıyla vermek ve renklerini yazmak yeterli oluyor. Hangi üründen ne kadar istiyorsak o kadar. Yani fazla da şey ihtiyaç yok, yani söyledikleri kadar ihtiyacımız kadar olanları yapıp bize kamyon bazında da gönderebiliyoruz. Ondan sonra her türlü
şekilde gerektiğinde ambarla da gönderebiliyor. Genelde biz kamyon olarak alıyoruz kendilerinden. Çünkü daha hesaplı geliyor. Çünkü yüklü olunca ambar parası olmuyor. Öylelikle daha uygun gelmiş oluyor. Peki bir soru daha sormak istiyorum. İzninizi rica ediyorum İbrahim abi. Şimdi nakış metale bir soruyu sormak olmaz. Evet. Elbette size sormak lazım gelir. Nakış metali neden tavsiye edersiniz? Ne buldunuz? Yani nakış metal onca yıl sizi memnun ettiğine göre aradıklarınızı buldunuz. O zaman değerli sevgili diğer perde sistemcilerimizle paylaşalım. Nakış metalde ne buldunuz? Nakış metali nasıl tavsiye edersiniz? Yani nakış metali tavsiye ederken yani bir insan aile içerisinde olduğunu düşünerekten yani nakış metalin camiadın büyüklerinin içerisinde olduğu kadar aynı zamanda insani olarak da gerçekten de firmanın bakış açısı çok farklı. Büyük abilerimiz olarak görüyoruz Ali abimizi. Oğlu Mehmet kardeşimiz aynı şekilde onun davranışları, gerek çalışan arkadaşların davranışları. Yani bir dediğimiz iki etmiyorlar desek yeridir. Hiçbir şekilde memnuniyetsiz olduğum ben yaklaşık yani 20 yıldır bir çalışmam var. Hiçbir konu olmadı şimdiye kadar. Hiçbir zamanda şunu inanın söylemedim. Ya şu pakette şu profil ezik geldi, bozuk geldi. Ben hatırlamıyorum bunu. Hiç söylemedim. Olmadı çünkü. Yani ben gerçekten veriyorlar. De belki yapısal olarak ambalajlamasından tutun, boya kalitesinden tutun, alüminyumda kullandığı malzemelerden tutun. Herhalde birinci sınıf malzeme olmasıyla ilgili bir şeydir bu. Şu ana kadar müşterilerinden de herhangi bir şikayet gelmedi. Yani bunlarla da ilgili. Yani gerçekten dört dörtlük diyebilirim. Bir de tabii hepsi bir araya gelince, dostluklar da güzel olunca ticaret daha bir tatlı oluyor. Çünkü en büyük tatlılık dostlukların da tatlılığı ile birlikte, ticaretinle birlikte olunca daha kıymetli oluyor. Şu anda bizim kıymetli bir abimiz, Nakış Metal Ali abimiz ve oğlu Mehmet Bey. Teşekkür ederim kendilerine. Evet. Program açılmadan önce anılarınız var mı dedim. Çok dediniz, birkaç tane anlattınız ama programda anlatmayacağım. O anılar bana ait, bende kalsın dediniz. Efendim sonsuz saygı duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Aydan Kuru'ya dönmek istiyorum. Aydan Kuru Karatay hanımefendiye. Bundan sonra plan, projeler nelerdir, neler yapmak istiyorsunuz e-ticaretin dışında? Siz Sutra'ya daha ne katmak istiyorsunuz? Şöyle, aslında babam Türkiye açısından, yani ülkemiz içerisinde ekmeği çok güzel duyurdu şimdiye kadar. Biz birazcık daha hani Türkiye sınırları dışına çıkarma adına çalışmalar yapmak istiyoruz bundan sonraki süreçte. Biraz daha aile şirketine evrildi zaten şirketimiz. Kardeşimin nişanlısı da artık yanımızda çalışıyor. İlerleyen günlerde işte annem de zaten yine desteğe geliyor sürekli olarak. Hani biraz daha aile şirketi olarak ailenin verdiği güçle de birlikte biraz daha böyle büyütmeyi planlıyoruz açıkçası ilerleyen günlerde. Yolunuz açık olsun inşallah. Evet İbrahim abi, arkanıza yaslandığınıza göre kamera yaklaşsın. Buradan Nakış Metal ailesine, tüm değerli sektör mensuplarımıza neler söylemek istersiniz? Gençlerimize neler tavsiye etmek istersiniz? Buyurun. Yani ilk önce söyleyeceğim şey, yani ben 30 yıl içerisinde çok tabii farklı şeyler gördük. Yani mutlaka bu gördüklerimizin arasında krizler Türkiye'de hiçbir zaman bitmiyor. Ama hiçbir zaman ben bu mesleğin dışında başka bir meslek düşünmedim. Neden düşünmedim? Yani söyleyeceğim arkadaşlarımıza, perde işi yapıyorlarsa tek bir noktaya adepte olsunlar. Sadece perde satsınlar. Perde üzerine geliştirsinler. Ama onun yanında başka işlere, dallara, üçer, beşer dükkan açıp böyle yapıp da her yerde olamayız. O yüzden odaklanacağımız nokta tek bir yerde, tek bir şekilde, perde sektöründe, aynı noktada, o noktada müşteri hizmetlerine vermek en büyük tavsiyem. Çünkü şubeleşelim derken bazı insanlarımız bunu çok zamanın yetmediğini görüyoruz. Yani tek bir noktada çok daha iyi bir hizmetle gitmek benim için daha önemli. Sektörel olarak perdeci sektörünün yani çok şubeleşmesi iyi değil bence. Tek şubeden, tek noktadan çok daha iyi hizmet. Yani sahip perakendeci mağazalar için evet kadar işinizin başında aynen, dururuz aynen. Diyorsunuz. Çok gerçekten evet. En dikkat ettiğim 30 senedir en büyük deneyimim bu. Evet. Yani bunu yapanların içerisinde başarılı olanları gördüğüm yerde kesinlikle tek noktada
hitap edip her yere oradan yayılmak, o taraftan gitmek. Tabii şirket üreticiler o anlamında değil, bu perakendeciler anlamında söylüyorum bunu. Yani şirket büyüklüğü, firma toptan olur. Toptan üzerine çalışan firmalar, onun tabii başka şubeleri olabilir. Ama son nihayet tüketici olarak olacak tek noktadan söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Nakış Metal adına sizleri tanımaktan onur duydum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Dostluğunuz sonsuz olsun. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Bizleri ziyaret ettiniz. Ondan sonra onurlandınız. Tüm Nakış Metal ailesine buradan selamlar bize de. Evet, değerli sektör mensupları, işinin başında aşkla, şevkle değerli dostlarına hitap eden Sayın Ali Çokyaşar'ı şu cümlelerle anmak istiyorum. Ben Emel Benli, kendime idol edindim. Bir idol arıyorsanız sektörde, lütfen siz de Ali Çokyaşar'ın hayatını araştırın. Onun ticari kimliğine şöyle bir göz atın. Evet, sevgili oğlu Mehmet Çokyaşar'a da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim, bir başka Nakış Metal Dostları isimli programımızda görüşmek üzere. İzmir'den, Bornova'dan hepinize hayırlı işler diliyoruz.